Biz kalktık ailece yaklaşık 45 dakika önce falan. Cimcimenin evde sütü bitmiş. Ben de işe gitmeden önce işte Tuğba edit yaparken gidip süt alayım dedim. Yoksa sütsüz kalacak kızım. Değil mi? Sabah sütünü içti de ondan sonraki sütle yani öğlen ve akşam sütü için hiçbir şey kalmamış evde. Markete gidip işte süt alacağım. Ondan sonra da işe giderim. Hem baba kız gezinti, hem alışveriş. Hem gezinti, hem alışveriş. Değil mi? Zaten hasta zaten dışarıda gezmeye. Yeter ki dışarı çıkmak olsun. Değil mi kız? Biraz serin, sabah soğuğu var. Melis'in şapkası da yerin. Melis, kız, nereye bakıyorsun? Dilini yerim. Şimdi sabah saati olduğu için bütün anneler, işte ne bileyim, babaanneler, anneanneler çocuklarını okula gönderiyor. Gelen geçen Melis'e laf atıyor. Tabi Melis de ilgi hayran. Yeter ki laf atılsın. Hey, şapıttın mı? Okey, bırakıyor. Çok cici bir elbise giydirdim bunu. Yaş gününde hayvanat bahçesine gittiğimizde de giydirmiştim. Ama o zaman bütün gün arabanın içindeydi, kucağımızdaydı. O yüzden fark etmedim ama şimdi evde emekliyor. Emekleyemiyor çünkü eteği sürekli biraz büyük çünkü elbise. Sürekli dizin nasıl diyeceğim bunu? Hani kayıyor. Bu eteği dizin üstüne geliyor. Böyle kayıyor, ileri gidemiyor. O yüzden herhalde sadece üstünü değiştiririm. Başka elbise giyelim ha. Bu biraz büyük geliyor sana. Zaten 80, bilmiyorum kaç, 80. Bakayım nasıl nedenini. Okey, yazmıyor. Neyse. 80'den büyük galiba ya da 80 de olabilir de bazı işte bedenler. Evet, çek mi kızım? Çıkaracağım şimdi, tamam. Sürekli eteğini çekiyor. Tamam, anne sana başka bir şey giydirsin. Aa, yürüyecek mi? Gel. Dön. Hoş sömeşi. Aferin. Yürü bakalım. Aferin. Hoş kadar. Aferin kız. Evimiz çok küçük bir tane, biliyorum. Hava böyle, havalar ısınsa da böyle dışarıda seninle şey yapsak. Pratik mi deniliyor? Pratik yapsak, ufunu yapsak. Gel. Döndürelim. Salona da gidebiliriz. Hı? İstersen salonda. Hıçam! Aferin kızıma. Ben de dünkü vlogu upload yapıyordum. Dün akşam sadece editini yaptım, sonra yattım. Uzun sürdü çünkü. Upload'unu şimdi yapıyorum. Sonra bir baktım abone sayısı kaç olmuş. Tam 1000 olmuş. Tam. 1000 abone. Size gerçekten teker teker çok teşekkür ederim. 1000 takipçi benim için çok anlamlı. Bize başından beri destekliyorsunuz. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Çok güzel mesajlar atıyorsunuz bana. Gerçekten yani sözlerimi burada yani ifade edemiyorum. Anlatamıyorum. Çok anlamlı benim için. Çok işte bırakmak istedim. Çünkü çok yorucu. Yani sadece çekmek değil. Bunun bir sürü de sonrası var. Editi falan işte. Cartı curtu var. Ha, teşekkür etmek için ne yapalım? Ha? Seninle dans edelim mi azıcık? Sizin için dans edelim mi? Melis dans etsin. Göbek atsın. Böyle yapsın. Ya. Böyle. Melis. Ya. Dumar. Yap. Ne. Okey, teşekkür etmek için sizin için dans edeceğiz.
şey vakti. Öğle yemeği için ne yaptım? Ne yaptın? Ya. Patatesli yumurta yaptım. İkimiz yiyeceğiz bunu. Meyveyi de ikimiz yiyeceğiz. Mango doğradım ve onun ismini Türkçe'de ne diyorlar? Prime. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bir alta şeye yazarım. Bitti mi? Okey. Yine koyayım. Yanıma bir de büyük bir bardak su aldım. Son zamanlarda suyumu yine içmemeye başladım. Aslında işte günde 2 litre içmen lazım. Ben 2 litreye ulaşamıyorum. Genelde 1,5 litre falan oluyor. Ama son 1-2 haftadır sanıyorum ki 1 litreye bile ulaşamıyorum. Çok kötü ve hissetmeye başlıyorum cildim. Benim zaten cildim çok kurudur ve sanki cildim daha da kuru. O yüzden daha fazla su içmem lazım. Ben genelde hemen kremlere falan bakmam da önce bir yediğimi içtiğime bakarım. Hani yediğimi içtiğim çok sağlıksızsa, kendimi şey hissediyorsam önce onu düzeltirim, sonra kremlere bakarım. O yüzden hani cildim çok şey. Önce birkaç hafta iyice bir su içeyim, bakayım düzeliyor mu? Düzelmiyorsa o zaman değişik kremlere bakacağım. Belki kullandığım krem yeterince nemlendirmiyordur cildimi. Ama önce bir su içeyim. Ya! Su içelim. Sen de içeceksin. Bol bol su içeceğiz. Bol bol su içeceğiz. Ana kız. Sen zaten içiyorsun. Başka bir şey içmiyorsun ki zaten. Melis'in şeyi sadece süt ve su. Başka hiçbir şey vermiyorum. Ne? Ne anne başka hiçbir şey vermiyor değil mi? Ne? Ne? Bu mu eğitim? Bir sürekli ok patates düştü oraya. Afiyet olsun bir tanem. Anne de yesin. Benim kızım kalkmış, bir tanem uyanmış, annesine öpücük verirmiş. Hala mı iş yapıyorsun? Saat 5 oldu kız. Saat 5. 1,5 saat uyudu. Çok teşekkür ederim. Ben de o arada sizin yorumlarınıza cevap yazdım. Beni o kadar şımarttınız ki. O soru cevap videosunda işte yazmışsınız benim daha genç gösterdiğimi. Çok şımarttınız beni. 32 yaşındayım ama evet beni genelde hep daha genç söylerler. Daha genç diye bilirler. O yüzden hani bir vlogda da demiştim artık yaş günlerimi kutlamıyorum çünkü daha yaş günüme neyini kutlayacağım? Yani bu sene 33 yaşıma gireceğim. Eylül'de. Yani bu saatten sonra artık yaş günler kutlanmaz. O yüzden pek kutlamıyorum. Hani 30'a kadar iyiydi de 30'dan sonra artık. Belki bir daha 35'te yani güzel kutlarım. Bir de 40'ta kutlarım. Ama böyle 32, 33 yani ortadaki kutlamaya gerek yok. Öğlen yemeğimizden sonra. Danki ve annenin tokası. Evet. Öğlen yemeğimizden sonra yeğenim ziyarete geldi. Buralarda yakınlardaymış. Telefonla etti işte evde misiniz diye. Evdeyim tabii ki gel dedim. Geldi oturdu bir saat Melis'le oynadı. O yüzden çekemedim. O zamanlar ama Melis yemek yerken bir
Bir ağzına aldı, bir kıyafetine sürdü. Bir ağzına götürdü, bir pantolonuna sürdü. O yüzden kıyafet değiştirdik. Melis, dikkat et. O yüzden kıyafet değiştirdik. Hani şaşmayın. Melis niye birden değişik bir kıyafette? O yüzden. O yüzden bizim evde çamaşır hiç bitmiyor. Şimdi unutmadan kaşlarım için bir randevu alayım. Kaşlarımı aldırmam lazım. Bir de kuaförde randevu alacağım. Evet. Birkaç ay oldu biz bu vlogları. Aralık'ta başladık. Birkaç ay oldu işte. Ve şimdiye kadar ben kaç defa saçımı boyadım? Çok değil mi? Evet, bu benim sorunum. Ben sürekli saçımla uğraşırım. Sürekli saçımla uğraşırım. Zaten hayatımdaki herkes de diyor rahat bırak artık şu saçlarını. Yani yakında kafanda saç kalmayacak diyorlar. Çünkü yani ne bileyim hiçbir zaman da ay beğenmiyorum. Bir öyle bir böyle bir kendim ama genellikle niye beğenmiyorum? Çünkü hep kendim yapıyorum. Hani kendim yapıyorum sonra beğenmiyorum ya da sıkılıyorum. Ondan sonra yine değiştiriyorum. Ben sürekli sarıdan kahverengiye, kahverengiden sarıya giden bir insanım. Saçımdan çok çok sıkılıyorum ben. Sürekli değişiklik istiyorum. Kestireceğim galiba. Bayağı bir kestireceğim galiba. Şimdi buraya kadar geliyor. Şuraya kadar, omuzlarıma kadar. Şuraya kadar. Kestirebilirim. Bir de belki birazcık daha, bir tık daha açabilirim. Çok sarı değil ama hani bir tık daha açabilirim. Bilmiyorum. Belki kuaförcü... Yapma öyle. Belki kuaförcü hayır mümkün değil. O zaman saçların ölür. Hiç kafanda saç kalmaz derse o zaman yaptırmam ama hani bir yani bir kuaför bir görünmek istiyorum. O yüzden randevu alacağım. Melis az önce başını vurdu. Çok ağlamadı ama mosfor olmuş alnı. Hani bakıyorum. Çok kötü görünüyor ama yani göründüğü kadar ağlamadı. Sadece hani biraz ağladı. Hani çok da böyle canlı şey ağlamadı. Ağladı ama. Alnı masmavi olmuş. Hiç mi gidiyor? Bir tane az bir bakayım. Az bir bakayım. Ben kıyamam sana bir tanem ya. Kıyamam ben sana ya. Ne oldu öyle? Ya. Aşkım. Kıyamam sana. Burada. Burada ayakta duruyordu. Oradaki yerdeki şeyi alırken çorabı da yarım çıktı ya, kaydı, kafası buraya geldi. Ay içim gitti ya. Melis ya, anne ağlamak üzere. Az bir bakayım sana. Melis. Açıyor mu aşkım? Melis. Yay yay. Ya yağacak ya yağmayacak. Dışarı çıkacağım. Hani demiştim ya. Ay beynim dağıldı kusura bakmayın. Çok şeyim böyle. Moralim çok bozuldu. Baktıkça fenalaşıyorum. Ama şey gitti. O ilk kızarıklık şey gitti. Yani böyle çok kabarmıştı. Artık öyle değil. Şimdi böyle. Bakayım bebek. Bayağı bir gitmiş yani. Herhalde ilk vurduğunda çok şeydi. Ya. Gitti değil mi? Sadece ufacık bir böyle bir küçük bir mor olmuş bir yer. İyi yani. İlk vurduğunda çok kötü görünüyordu. Çok fena olmuştum. Ama bu yine iniminlercik görünüyor. Hı? Sen sevdin mi bunu? Ha? Dışarı çıkacağız ama. Ha, onu diyordum. Bakın. Görüyor musunuz havayı? Hani böyle her an patlayabilir gibi duruyor. O yüzden hani korkuyorum. Bisiklete gitmeyelim.
Kızı Ergo'ya bağlayayım. Yağmur yağarsa en azından üstünü kapatabilirim. Hem kapüşonu var hem de Ergo'nun koruma şeyi var. Ya. Melis, bugün bisikletine binemeyeceğim bir tane. Tam havalar güzel oluyordu. İlkbahar geldi diyordum ondan sonra. Senin keyfin iyi. Çok mu hoşuna gitti? Ya. İsmi neymiş bunun? Tinky Minky. Melis'in hoşuna gitti ama benim pek hoşuma gitmedi. O yüzden bir daha göstermeyeceğim galiba. Şarkıların sözleri pek hoşuma gitmedi. Ne diyor sabah akşam? Sabah akşam ne diyordu? Sabah akşam oturur. Ne sabaha kadar oturur? Tam bir hayvan. Kardeşi hakkında hayvan falan diyor. Sözleri pek hoşuma gitmedi. Bir daha izlettireceğimi sanmıyorum. Ama Melis'in çok hoşuna gitti. Bunlar neymiş? Bunlar neymiş? Bak bunlar güzel işte bak. Görüyor musun? Bunlar güzel işte. Ya. Sen böyle şeyler izle. Öbürünü bir daha izleme. Hızlı bir yürüyüş yapıyoruz evin etrafını. Yine bir temiz hava alsın. İkimiz de. Yağmur yağsa da işte uzağa gitmiyorum. Yağmur yağsa hemen eve gidebilirim. Yanıma yine de bir doğru söyleyecek miyim? Şemsiye. Şemsiye değil mi? Bazen şemsiye diyorum da. Şemsiye. Aldım. Bir de bunun kapüşonu da var. Bunun kapüşonu da var. O yüzden yağsa da biz iyiyiz. Değil mi bebek? Yağmasa daha iyi ama. Ya azıcık yağsa bir şey olmaz da böyle şakır şakır yağmasın. Değil mi? İlhan da bu akşam sen sinemaya git diyordu. Ya aslında gidebilirim ama bilmiyorum Melis. Ya artık uyanmıyor. Ama uyandığında da benden başkasında uyumuyor. O yüzden bazen korkuyorum hani ya ben gittim de uyanırsa, ağlarsa, beni ararsa, beni isterse. O yüzden korkuyorum. Şimdiye kadar sadece bir iki defa gittim. O zaman da şansımıza uyanmamıştı. Artık pek uyanmıyor ama yine de endişe ediyorum. O yüzden sürekli ilan teklif ettiğinde aman boş ver diyorum. O da diyor o zaman peki niye bir sinema kartı niye aldın o zaman? Hani o da doğru çünkü boşuna para ödemiş oluyoruz. Belki stop ettiririm onu. İzlemek istediğimde çok film var. Ben çok filmciyimdir. Filmleri çok severim. Değil mi bebek? Bilmiyorum. Gider miyim? Belki bu akşam giderim. Gerçekten var ya. Oturup ağlayacaktım. Onu öyle... Melis yani o kadar çok ağlamadı ama hani gördüğümde benim ağlayasım geldi. Çünkü Melis o kadar ağlamamıştı. Ay kıyamıyor insan. Ben sana nasıl kıyarım bir tanem? He? Annesi nasıl kıyar sana? Ha? Aşkım benim. Oy nasıl kıyılır, nasıl kıyılır? Ay. Yani bazen haberlerde duyuyoruz çok böyle. Düşünmek bile istemiyorum. Çok böyle kötü şeyler bebekler hakkında, çocuklar hakkında. Nasıl kıyıyorlar ya, nasıl? Ya ben Melis'i ağlatamıyorum bile. Yani Melis doğduğundan beri ağlamamıştır. Yani her ıkmığında hemen peşine koşuyorum. Hemen kucağıma alıyorum, hemen teselli ediyorum. Yani bilmiyorum nasıl kıyıyorlar. Bir tanem kıyılır mı? Kıyılır mı ya? Yerim ben seni, ölürüm senin için.
Hayda. Thank you. Thank you. Thank you. Gözlerimi kapatayım, korka korka ağlıyor. Thank you. Noch mehr, bunu da ver. Thank you. Kijk, hier ook nog, Melis. Onu bırakmak istemiyor. Kijk eens, deze ook nog. Onu da ver. Ya, bula. Kijk eens. Ne? Ver babaya onu da. Oy, oy, oy. Sen bunu al. Bak, deze, onu ver. Aferin. Onu vermez. Onu vermez. Onun her zaman oyadığı kaşık. Yeah. Thank you. Dur, dur. Önce bir anne tutsun. Okey, anne tuttum. Onu hayatta alamazsın. O çok şey. Ne? Goed gedaan. Aferin kızım. Aferin. Yine uyuma vakti geldi. Yine bir gün sona erdi. Şükür. Şimdi uyuyacağım, değil mi? Ben de henüz sinemaya gideceğimi bilmiyorum. Gideceğim galiba. Evet. Koltuk keyfi yapacağım. Edit de yapmayacağım. Koltuk keyfi yapacağım. İlan yarsa ve sabah işte öğlene doğru 11 gibi işe gidecekmiş. O yüzden sabah kalktığımda edit yaparım. Okey. Okey. Böyle için mi? Hiç annem burada yatıyor mu yatmıyor mu? Geceleri de öyle. Yani biz geceleri beraber yatıyoruz. Ya Melis de çok dönüyor. Döndü mesela, ben burada yatıyorum, tamam mı? Ben de Melis, evet sen yapıyorsun onu. Ben değil, sen yapıyorsun onu. Ben orada yatıyorum. Melis şimdi dönmek istiyor. Öyle değil mi? O ben de içmiyorum canım, sen iç. Ya orada yatıyorum. Şimdi dönüyor. Böyle dönemiyor, tamam mı? Uykusunda yapıyor şimdi. Ben de çekiliyorum biraz da. Yatabiliyor, sonra uyumaya devam ediyor. Çimcime. Neredesi yani? Koskoca yatakta yapayalnız yatacak. Oturarak içemezsin bir tanem. Gel yat. Aşkım benim, bir tane öptü beni. Yeah. Ay. Uyuyacağız mı şimdi? Uyuyacağız, bay bay. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere, bay.